Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri çok fazla eleştiri de aldı. Sosyal medyada da insanlar tepkilerini dile getirdi. Yardımlar ulaştırılamadı insanlara. Deprem sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bugün öğleden sonra Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu bir toplantı yaptı. Burada Jeoloji Mühendisleri Odası'nın temsilcileri var deprem bölgesinden yayına katılan. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deprem azaltmadaki arkadaşımız var, Mutlu Gürler. O da deprem bölgesinde. Onlar bize izlenimlerini aktardılar, yaşadıklarını aktardılar. Mesela Adıyaman'daki öğretim üyemiz Senem Hanım bize çok acı bilgiler verdi. Adıyaman'ın durumu hakkında. Hatay'daki durumun da çok iç açıcı olmadığını, yardımların geciktiğini biliyoruz. Yani şey yapabiliyorum, diğer taraftan baktığımda hani 10 tane il var. Hangisine öncelik vereceğiz? Hani bu şey önemli. Tabii ilk baştaki belki şey yanıltıyor olabilir. Hani 7,4 dendi, daha sonra revize edildi. İlk başta 7,8 olduğu, Evet, Amerika'dan gelen açıklama 7,8'di. 7,8'di. 7,8 olduğu farkında olunsaydı belki durumun, önlemlerin belki daha acil hale Ciddiyetini getirilmesi ilk anda duyamadı mı belki de memur? o neden oldu diye düşünüyorum. Peki müdahaleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani enkazlara girildikçe ölü sayısı artıyor ama son derece soğuk bir havayla karşı karşıyayız. Bu müdahaleler erken yapılmazsa depremde insanlar, enkaz altındaki insanlar canlı olsa bile soğuktan donma riskiyle de karşı karşıya. Evet, kritik bir saat eşiği var, 72 saat. Tabii bu normal iklim koşulları altında, hani enkaz altındaki kişilerin canlı çıkma süresi yaklaşık olarak Bu bu. kış koşullarında ne Kış kadardır o süre? koşullarında ben onun uzmanı değilim, hani daha Çok daha düşük olacağını kısadır, evet. herkes şey yapabilir, diyebilir yani. Yani bu müdahalenin gecikmesi o zaman can Gecikmesi, can kayıplarının daha da kayıplarının fazla olmasına arttırılmasına neden olmuş olabilir. neden bu kadar geciktiğini düşünüyorsunuz hocam? Ağır ediliyor. Çok fazla yıkılmış bina var. Dolayısıyla kurtarma ekiplerinin sayısı da belli diye düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Biz AFAD belli bir Hocam kusura tabii bakmayın kesiyorum sözünü.